kıymetli bir konuğum var. Fitch House'un yönetim kurulu başkanı Ramiz Bey ile birlikteyiz. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir görsel şölen yaşıyoruz şu anda. Hem damak zevkine hitap eden bir işletmeniz var. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Türkmenistan'da doğdum. Yani Marı şehrinde. Merv, yani bu Sultan Sancar, yani tarihe şey yapsak. Orada okuduk, şey yaptık, yani çalıştık. Sonra evlendim şeyden, Lebap şehrinden. O da bir tarihi bir şehir, yani şeye yakın, Bukhara, şeye, Özbekistan'da, Bukhara Hanlığı. Ondan sonra da hani geldik Türkiye, İstanbul'a. İlk başta bu şeyler yapmak hiç fikrimizde yoktu. İlk başta yani nasıl diyeyim size, ben hatta geldiğimde yıkamada da çalıştım, oto yıkamasında. Oto yıkamada da çalıştık, yani hanım benim ev işinde de çalıştık. Yani kavaldan şaşmayalım diye. Sonra böyle bir şey doğdu, imkan doğdu şu açma. İleride Kumkapı semtinde ileride şey bir küçük dükkan şey aldık, oradan başladık. İlk başta 4-5 masa, yani küçük küçük, orası da sonra 3 kat oldu. Ondan sonra dedik biraz caddeye yakın çıkalım. Bir araştırma başladık da bu dükkanı aldık. Yani 6 sene şeyde, 6-7 senedir. Odur. Yani burada çalışıp gidiyoruz. Efendim, tabii sizin hikayeniz Türkmenistan'dan Dubai'ye, Dubai'den de Türkiye'ye uzanıyor. Evet. İşletmenizde özel yemekler var Türkmenistan'a ait. Evet. Çok lezzetli yemekleriniz var. Biraz bize anlatabilir misiniz? Mesela bu işlekli, onu içi kuşbaşı et oluyor. Kuşbaşı eti, biraz da soğan, bir de domates, bu dolma biberi. Yani kendin zevkine göre atıyorsun, damak tadına göre böyle atıştırıp güzelce dinlettikten sonra hamurunu yapıp fırına. Aslında biz burada fırına veriyoruz çünkü imkan yok. Bunu gömme yapıyorlar, böyle altta toprakta şeyde yapıyorlar. O zaman daha değişik oluyor. Bir de pirzoladan yapıyorlar bunu. İçine pirzola koyup o da güzel oluyor. Kısmet olursa bir gün şey yaparız yani. Şimdi burada Türkmenistan'ın çok özel tabii yiyecekleri var, mantısı var, Türkmen pilavı var. En özeli bir tek Türkmenistan'da olan fitçi dediğimiz, evet. Değil mi? Tanınan şey yani bu fitçi, bir de şey var, doğrama. Doğrama. Yani fitçi bilen doğrama, hatta bu pilavdan da üstün. Aslında ben size desem, evet. Şeyi, yani bu her yerde, her ailede, her şeyde, misafir geldikte şeyde hemen yaparlar. Kim evinde kurban kese şey yapsa mutlaka bunu yapar. Türkmenistan'da doğru, çok evet. Özel bir yemek. Evet. Onu İstanbul'da da tadabilir tabii izleyicilerimiz, evet. Sizi ziyaret ettiğinde. Bir de porsiyonlarınızdan da bahsetmek istiyorum. Efendim, şu gördüğümüz porsiyon bir porsiyon. Yani porsiyonlar da büyük. Türkmenistan'ın en güzel tatlarını İstanbul'da buraya taşıdınız. Peki. Şimdi burada siz nelere dikkat ediyorsunuz? Yani orada nasıl yapılıyorsa, şunu gramı, şeyi nasıl oluyorsa, hangi un, hangi mesela tuzu, hangi şeyi, aynısını burada da yapmaya çalışıyoruz. Ya şey değil yani, azaltalım da kazanalım ya da şey yapalım değil. Aynısı, aynı tat olsun, şey olsun diye. Yani öyle çaba gösteriyoruz. Evet sevgili izleyenler, zaten porsiyonlardan da gördüğünüz gibi şu an gördüğünüz porsiyon bir kişilik. Evet. Mantı bir kişilik. Pilav bir buçuk porsiyonlu. Bir buçuk ama biri bile inanılmaz derecede doyurucu. Efendim peki nasıl geri dönüşler alıyorsunuz müşterilerinizden şu an ve kimlere hitap ediyor müşterileriniz? Yani ilk açtığımda sadece Türkmenler vardı. Sonra Özbekler tanımaya başladı.
Şu an oteller, oteller şeyler de var yanımızda. Yani bunu yurt dışından gelenler geliyor. İngiliz de geliyor, Çin de geliyor. Bu şeyler var. Ne diyorlar? Latin Amerika mı ne zenciler evet. Var ya oğlum. Onlar pilavı seviyorlar. Rice diye onu mesela. İngilizler geliyor. Bizim taşlama çorbamız var orada. Evet. Evet. Onu yiyorlar. Yani herkes yani değişik. Bir de şey vardı şimdi masası maddeye. Lahman diye bir şeyimiz var. Bu spagetti gibi uzun yöne elde yapılıyor o da. Kendi vurup şey yapıyorsunuz. Onu Çinler bayılıyor. Öyle mi? Yani her kime şeyimiz var. Bu da menüde var da burası sığdıramadıktan sonra.